Tekirdağ bize alıştı, biz Tekirdağ'a alıştık. Geçen seneki gibi ilk programı yine burada icra ediyoruz. Herhalde bize bereketli geliyor Tekirdağ. Şu projektörü bana değil de seyircilere çevirseniz daha iyi benim için. Teşekkür ederim. Aklıma geleni söyleyeyim, senin suçun yok da hani böyle televizyonlarda daha önce seyretmiştik ya, dışarıdan nurlar filan yağılıyordu projektörlerle, onlardan olmayalım. Geceniz hayırlı olsun. Hazreti Mevlana deyince Anadolu'nun İslam'ı ayrı bir cepheden sevmesine, Anadolu'dan sonra Avrupa'ya doğru İslam'ın ayrı bir yüzünü gösteren üç büyük şahsiyetten birisi. Bu üç büyük şahsiyet yaş sıralamasına göre hesaplarsak birbirlerinden çok zaman farkları yok. En gençleri Yunus Emre, Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre. Bu üç büyük zat, bu üç büyük muhteşem insan, bu üç büyük dini sevgi veçesinden, insan veçesinden alan, bu üç büyük pir, Anadolu'da ve Anadolu'da yaşayan bütün halklara, bütün kavimlere, bütün ırklara, bütün dinlere, Hazreti Bektaş-ı Veli'nin deyimiyle 72 milleti bir görmezsen kemale eremezsin, hakikate eremezsin. Hazreti Mevlana'nın deyimiyle sen insanları bir görmezsen birliğe ulaşamazsın. Yunus'un deyimiyle biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü ölçüsünü alıp bu insanların önüne Allah sevgisini, Resulullah sevgisini, insan sevgisini koyup dini sevgi nazarından, sevgi veçesinden bakaraktan birer kutup olmuşlar ve insanların dindarlaşmasına, Allah'ı sevmesine önayak olmuşlar. Kıymetli dostlar, tarih boyunca Adem'den itibaren insanlar dine bakarlarken bütün dinlerde iki veçe oluşmuş. Birisi dinin üzerinde hiç yorum yapmadan direkt neyse var olan onunla yürümüş. Kimisi de yorum yapma ihtiyacı duymuş ve bütün dinler bu yoruma gerçekte açık. İşte onlar da yorum getirirlerken sevgiyi önde tutmuşlar. Sevgiyi önde tutarken Hazreti Mevlana insanı önde tutmuş. Biz her Şeb-i Arus'ta Hazreti Mevlana'nın görüş ve fikirlerinin bir noktada yoğunlaşmasını istiyoruz. Bu sene de bizim konumuz Hazreti Mevlana'da insan. Ve biz tabi bu konuları, bu özneyi oluştururken bu programlar başlamazdan çok öncesinden oluşturuyoruz. Ve zaman içerisinde görüyoruz ki o oluşturulan program gerçekten lazımmış o sene. Bu sene biz de arkadaşlarla ne konuşalım, bu senenin gündemi ne olsun diye istişare ettiler benimle. Ben de kendimce bana müsaade edin birkaç gün dedim ve sonradan insan olarak oluşturduk. Hazreti Mevlana da insan. Hazreti Mevlana'da insan dediğimizde dine insan açısından bakmak geliyor. Ve dine insan açısından baktığımızda çevremizde oluşan din algısından uzaklaşıyoruz. İnsan. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ışığında buna baktığımızda ve hadis-i şeriflerin izini takip ettiğimizde
hiçbir şey yok iken Allah var idi. Ve Allah tanınmayı, bilinmeyi istedi. Ve Allah kendisini tanıyacak, bilecek, kendisini tanıyacak, bilecek bir insan yaratmak istedi. Ve Cenab-ı Hak bu tanınmaklıktan, bu bilinmeklikten dolayı insanı yarattı. Ve o insan Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen olacaktı. Çünkü yaratılışın sebebi, yine hadisi kutsi noktasında Cenab-ı Hak kendisini zikredecek, kendisini teşbih edecek, yani sıfatlandıracak, benzetecek ve kendisini tenzih edecek. O sıfatlandırmaktan arındıracak ilk aklı yarattı. Ve o akıl onu tesbih etti. Yani zikretti. Onu tanıdı ve teşbih etti. Tanıyınca onu sıfatlandırdı. O görür dedi. O duyar dedi. Onun kudreti var. Onun kuvveti var dedi. Ardından tenzih etti. Onun görmesi bizim görmemiz gibi değil dedi. Ve Allah insanı yarattı. Ve insanı yaratırken de ben dedi bir halife yaratacağım. Halife yaratacağım deyince Cenab-ı Hak alemlere halife yarattı. Alemlere. Ve o halifeyi kendi ruhundan ve nurundan üfledi. O halifeyi kendi ruhundan ve nurundan yarattı. Ve ona kendinden ruh ve nur üfledi. Ve onu kendisine halife etti. Halife. Din insanlar için. İnsanlar din için yaratılmadı. Din insanlar için oldu. İnsanlar için. Ve dinin özü bilginin hakikatine ulaşmak oldu. Ve bilginin hakikatine ulaşma, yani Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma sadece ve sadece insana verilen bir olgu oldu. Mükavanatta insandan başka Allah'ı tanıyacak ve bilecek başka bir varlık yok. Melekler buna dahil. Melekler bu manada kördür. Ne verilirse onu bilirler. Hani ne verilirse onu yerler. Bunun yanına tatlı yok muydu diye sorgulayamazlar. Çok basit oldu ama melekler böyledir. Ama insan böyle değildir. İnsan tanıdıkça tanımak ister. Bildikçe daha da bilmek ister. Daldıkça daha da dalmak ister. Bunu algıladıkça yok mu daha der, yok mu daha der, yok mu daha der. Çünkü insan bu manada Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse özelliklerini üzerinde taşır. Hazreti Allah insanı yaratırken hadisi kutsi'de dedi ki ben dedi alemleri Adem'in suretinde yarattım. Adem'i de kendi suretimde yarattım der. İşte Adem'i de kendi suretimde yarattım deyince Hazreti Mevlana der ki sen cihanın hazinesisin. Sen cihanın hazinesisin. Bir elhamdülillahi rabbil alemin dediğimizde alemlerin Rabbi. İşte bütün bu alemlerin hazinesi. Bütün alemleri bilebildiğimiz kadar, ister kendimize bakalım, kendimizdeki alemleri izleyelim, ister dışarı bakalım, dışarıdaki alemleri izleyelim, izleyebildiğimiz yere kadar, bilebildiğimiz yere kadar. Sakın bilebildiğiniz yere kadar sınırlı olarak görmeyin. Muhakkak ulaşamadığımız, bilemediğimiz, göremediğimiz noktalar da vardır. Ulaşamadığımız, göremediğimiz, bilemediklerimizi de içine kataraktan
içine kataraktan bütün mükavanat, bütün varlık alemi, bütün varlık Hazreti Adem'de, yani insanda toplandı. İnsan bu manada varlık aleminin hazinesinin cem edildiği, toplandığı, birleştirildiği yer. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, cihan bir yarım arpaya değmez. Bu bütün cihan bir yarım arpaya değmez. Sen hazinesin. Sen hazineliğini bil. Bu kocaman cihana baksan, bu kocaman cihan yarım arpaya değmez. Sen cihanın temelisin. Sen bu cihanın temelisin. Aslısın. Kim? İnsan. Biz ayırt ederiz. Biz ayırt ederiz. İnsanları biz sınıflara ayırırız. İnsanları biz kategorileştiririz. İnsanların rengine, ırkına, dinine, diline göre biz ayırırız. Oysa insan bu manada Allah'ın varlık aleminin içerisine koyduğu bir hazinedir, bir cevherdir. O yüzden Hazreti Mevlana başka beytinde de ne ararsan kendinde ara der. Aradığın şey aslında kendindedir. Kendine doğru bir yolculuk yaparsan, içsel bir yolculuk yaparsan aslında aradığını bulacaksın. Aslında neyin peşinde olduğunu da göreceksin. Tabii arayanlar için der Hazreti Mevlana yine başka bir beyitte. Neyi ararsan gerçekte sen olsun der. O zaman biz aradığımız şeye, peşine düştüğümüz şeye baktığımızda gerçekte oyuzdur. Eğer bu biraz tabir fazla derinlemesine gelecek, aradığınız Tanrı ise Tanrı'yı başka yerde aramayın derim ben. Aradığınız Allah ise onu da başka yerde aramayın. Çünkü hadisi kutsi'de Tanrı derken bir başkalarının inanışlarını da içine alaraktan Tanrı dedim. Bir Budist Buda'yı Tanrı olarak görür. Onun Tanrısıdır o. Sakın inançlarla alay edip kavga etmeyin. Onun Tanrısı odur. Birisinin bir totemi vardır, totemi onun Tanrısıdır. Birisinin ne bileyim güneş onun Tanrısıdır. Bunları tartışmam ben. Ben onun güneşiyle, Tanrı inancıyla tartışırsam o da benimkiyle tartışır çünkü. Bir başkasının Tanrı inancıyla siz tartışırsanız o da sizin Tanrı inancıyla tartışır. Bir başkasının sevdiğine laf söylerseniz o da sizin sevdiğinize laf söyler. Sizin sevdiğinize laf söylediğinde alınmayın. Onun dokunulmazlığına siz de dokundunuz. Onun sevdiği kendisine göre sevgilisidir, aşığıdır. Kendisine göre maşudur onun o. Seven sevdiğine laf söyletir mi? Seven sevdiğine ters gözle baktırır mı? Baktırmaz. Hiç kimse baktırmaz. Ben de baktırmam, siz de baktırmazsınız. Bir başkası da baktırmaz. Bir Budist için Buda ne kadar kıymetliyse benim Allah inancım, benim Allah düşüncem de o kadar kıymetlidir. Ondan ne aşağıdır ne de yukarıdır. Ben bu noktada çok yükseklerde dolaşan bir kimse değilim. Ama işte onun sevdiğine dokunmak sizin de sevdiğinize dokunmaktır. İşte Cenab-ı Hak hadisi kutsi de der ki ben hiçbir yere sığmadım. Bu müthiş bir şeydir. Hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun kalbine sığdım. O zaman mümin kulunun kalbine sığan bir Allah, hiçbir yere sığmayan, mümin kulun kalbine sığan Allah, Hazreti Mevlana'nın deyimiyle o zaman sen aradığını orada burada arama, kendinde ara. O zaman eğer aradığın Allah ise, o zaman sen de mümin isen, senin kalbinde o olması gerekir. Eğer kalbinde o yok ise, o zaman müminliğine bak. O zaman müminliğini sorgula. Sen dışarıda Allah aramaya kalkma. Hani meşhurdur ya, İbrahim Ethem'in sarayının damında birisi dolaşır. Hep evliya menkıbelerinde bu anlatır ya. Bir arada da böyle menkıbeleri filmleştirilmişlerdi. Yan Allah, dön Allah, hep aynı menkıbeleri izlemişti insanlar. Dini kanal izliyorum diyerekten sabahtan akşama kadar aynı menkıbe
filmlerini izlemiştik. Ne yazık ki izleyenler öyle izlemişlerdi. Türkiye'nin öyle bir dönemi olmuştu. Ve damda birisi dolaşır ya, damda birisi dolaşırken İbrahim Ethem sorar ya, ne arıyorsun damda? O da der ki, devemi arıyorum. O der ki, damda devenin ne işi var? O da der ki, sen sarayında lüks bir hayat yaşarken Allah'ı orada arıyorsun ya der. O zaman dank eder İbrahim Ethem'e. Sarayını terk eder. Öyle sarayı terk etmek herkesin işi değildir. Herkesin bir sarayı vardır. O sarayı terk etmek herkesin işi değildir. Herkesin kendince bir saray olgusu vardır. Orayı terk etmek İbrahim Ethem gönüllülerin işidir. Terk eder. Ha der ki, aradığım burada bulunmayacakmış. Aradığını dışarıda arar. Oysa sonradan gelen Hazreti Mevlana aradığını dışarıda aratmaz. Der ki, ne ararsan kendinde ara. Daha ileri söyle. Aradığın neyse aslında gerçekte olsun der. Diyelim ki alemi meşale ve ışık kaplamış. Çakmaksız ve taşsız olduktan sonra o iğreti bir rüzgardan başka nedir? O zaman bu alem diye taptığımız şey, bu alem diye gördüğümüz şey iğreti bir rüzgardan başka bir şey değil. Gerçek olan sensin. Hakikat olan sensin. Sen kendine bak. Kendini tanı. Kendini bil. Hazreti Mevlana insanları dışarı göndermez. Hazreti Mevlana insanları içine yolculuk yaptırır. Bazı sufi yollar vardır. O sufi yollar dışarıdan içeri döndürür. O çok kestirme değildir. O çok sağlam gibi görünse de insanı oyalar. Siz ağaca bakar, ota bakar, böceğe bakar, çiçeğe bakar, yağmura bakar, güneşe bakar, ona buna bakar, tefekkür et. Bu da bir yoldur. Tefekkür ederekten Allah'ın sıfatlarının tecelliyatını arar durursunuz. Yoldur bu. Ama sufiler keskin ve kestirme yolları tercih ederler. Sufi anlayışı keskin ve kestirmedir. Keskindir, yıkar ortalığı. O güne kadar inandıklarını koy bir kefeye der. Siz o güne kadar inandığınız Allah inancı ile yaptıklarınızı, ettiklerinizi bir kenara koymak zor gelir. Aslında farkında değilizdir biz. Hepimizin birer Müslüman da olsak totemi vardır. O toteminden vazgeçmez. Paganist bir düşünceyle pagandan kalma hepimizin içine yerleşmiş totemlerimiz vardır. O totemlerimizden vazgeçemeyiz. Hazreti Mevlana der ki, bağı çöz. Bağı çöz dediğinde siz o güne kadar ne bağ gördüyseniz kendinizde çözersiniz. Buna yol da dahildir, gittiğiniz yol. Bir yol tutturduysanız sufilikte, o yol dahi bağdır bir gün geldiğinde. Hatta bir üstada bağlandığınızda, bir gün geldiğinde üstad da bağdır önünüzde. Eğer o üstadın bağını da çözemezseniz asla ve asla gerçek hürriyete ulaşamazsınız. Bir gün üstadın bağını da çözmeniz gerekir. Üstadın bağını çözemeyenler üstadlarıyla beraber ölürler. Oysa veliler diridirler. O öldüklerinde de siz diri kalmalısınız. Üstadla bağı çözemeyenler onlarla beraber kabre girerler ne yazık ki. Oysa o bağı da çözmek gerekir. İşte Hazreti Mevlana bu manada bize der ki, bağı da çöz. Bütün bağlarını kopar. O zaman bütün bağları kopardığımızda dünya olarak gördüğümüzün içerisinde her ne var ise biz mana noktasında o bağı da çözeriz. Çünkü bu alemin varlığının gerçek sebebi bizizdir. Bu alemi hakikat noktasında anlayacak olan da bizizdir. Allah'ı hakikat noktasında da anlayacak olan bizizdir. Bu manada tabiri caizse
sözüm yanlış anlaşılmasından korkmuyorum ama yanlış anlamanızdan korkuyorum. Biz olmazsak Allah'ın da bir anlamı kalmayacaktır. Allah anlam teşkil ediyorsa, Allah bir anlam yükleniyorsa bu insanla anlam yüklenmiştir. Yoksa Cenab-ı Hak trilyonlarca, sayısızca melek yaratır, sayısızca meleği de vardır. Ama o meleklerin hepsi de algı açısından, anlayış açısından kördürler. Ne üzerine yaratıldılarsa onu bilirler. Bu tabiri caizse böyle büyük fabrikalar vardır ya, kapitalist sistem böyle büyük fabrikalar kurar. Bir de üretim bantları kurar. Üretim bantlarında birer tane işçi vardır. Bir öncekinin yaptığı işi bilmez, bir sonrakinin yaptığı işi de bilmez. O sabahtan akşama kadar bir tane civata sıkıyordur. O sadece civata sıkmasını bilir. Bir problemle karşılaştığında kalır. Bant komple durur. Onun civata bölümünde bilen bir şef vardır, gelir, o sıkıntıyı giderir, bant çalışmaya başlar. Melekler de bunun gibidir. Bir problem çözemezler, yeni bir algı üretemezler, yeni bir fikir üretemezler. Ama insan yeniden bir şey üretir. İnsan yeniden derinleşir. İnsan yeniden algısını yükseltir. İnsan yeniden anlar. İnsan yeniden anlayınca Allah yeni anlayışını o insanın üzerinden tecelli ettirir. O insanın üzerinden tecelli ettirir. İnsan düşünür ya, düşünmekle insan olduğu bellidir ya, işte insan o kadar kıymetlidir ki dinin algı ve anlayışını yenileyen faktördür. Allah algısını, Allah anlayışını, Allah bilgisini yenileyen faktördür. O yüzden her dem, her an Allah insanın üzerinden kendisinin tanınmasını ve bilinmesini yeniler. Her dem insanın üzerinden yeni tecelliyatlarını sergiler. Yeni varlık, yeni varlığın rengini, varlığın üzerindeki sıfatlarının tecelliyatını insanın üzerinde sergiler. Ve daha ileri bunu insanla sergiler. Bunu insanla sergiler. Bunu insanın üzerinden tecelli ettirir. Bunu insanın hayalinin üzerinden kurgulatır. Ve insan oturur, hayal eder. Hayal ettikçe yaşadığının, ümit ettikçe varlığının anlamı kazanır. Ve o varlıkla yürür de yürür, yürür de yürür, yürür de yürür. Hazreti Peygamber'in deyimiyle sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sana hakkıyla kulluk edemedim ya mabut der. Çünkü her an yeni bir alemde, yeni bir perdede, yeni bir varoluştadır. Her an yeni bir alemde yeni bir koku duymaktadır. Her an yeni bir alemde yeni bir tecelliyat izlemektedir. Doymak bilmez, yok mu daha der. İşte insan Allah önünde veya Allah içinde doymak bilmeyen arama, bulma, bilme, tanımada yürür gider. Hakkı, Hazreti Mevlana der ki, hakkı insanda görmek gerekir. Bunu yapmayan görmesini bilmiyordur. Hak tecelli eder. Hak tecelli edince, hakkın tecelliyatının en mükemmeli insanın üzerinde tecelli eder. Bir kimse insanın üzerindeki hakikatin tecelliyatını göremiyorsa görmesini düzeltecek. Hata ondadır. Çünkü Cenab-ı Hak mümin, müminin aynasıdır dedi. Mümin, müminin aynasısa Cenab-ı Hak'ın el-mümin ismi şerifi müminin üzerinde tecelli edince Allah kendisini o mümin tecelliyatında seyredecek. O zaman mümin tecelliyatında seyredeceği yer yine mümin olacak. Bakın insan o kadar kıymetli ki Cenab-ı Hak onu kendisine ayna seçmiş. Ayna. Kadınlar çok severler ya aynayı. Bakarlar kendilerini görürler. İnsan kendini görmeseydi ne yapardı acaba? Hiç tefekkür ettiniz mi? Hiç aynaya bakmamış olsaydı bir kimse öyle değil mi?
Oysa insanın içerisinde kendisini güzel görme vardır. Ancak psikolojik, psikolojik sendrom yaşayanlar kendilerini güzel görmezler. Akli dengesinde sıkıntı olanlar kendilerini güzel görmezler. Yani siz bakarsınız, yani bu mu güzel kadın dersiniz, bir başkası ona bayılıyordur. Hani meşhurdur ya, Harun Reşit Leyla'yı çağırır sarayına. Mesnevi'de geçer bu. Çünkü Fuat, yani Mecnun, arkadaşının oğludur. O da bir bey çocuğudur. Çağırır. Ya der, acaba sarayın ışıkları loş geldi. O yüzden mi güzelliğini göremedim der. Hizmetçilere der ki, şu perdeleri açın bakayım. Perdeleri açarlar. Leyla aynı Leyla. Ya acaba der, konuşması mı çok hoş? Belagatlı mı? Acaba şiir gibi mi konuşuyor? Önceden öyle bayanlar varmış. Konuşurken şiir gibi konuşurmuş. Aslında kadın dediğinizde hemen Hazreti Havva aklınıza gelmeli. Neden? Ne kadar işveli, ne kadar belagatlı, ne kadar güzel, ne kadar naif Hazreti Adem'e konuştu ki Adem yaklaşılmaması gereken yere yaklaştı. Kadınlar, bir Adem peygamber, Havva nasıl işvelendi, cilvelendiyse ona gel dedi, tıpış tıpış gitti. Tıpış tıpış gitti. Ondan sonra gidişine tövbe üstüne tövbe. Bir de dedi ki, beni onunla buluştur. Kimle? Havva'yla. Annem ne anneymiş. Havva annem. Adem'i kendi etrafında yan Allah, dön Allah döndürmüş. Kadınlar kadın olursa, adamlar etrafında ateş böceği gibi döner. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Hazreti Ayşe annemiz sorar, beni nasıl seviyorsun ya Resulallah? Kördüğüm gibi. Kördüğüm gibi. Arada aklına gelirmiş Hazreti Ayşe annemizin. Kördüğüm ne alemde ya Resulallah? İlk günkü gibi. Bize sonradan öğrettiler kadınların sevilmeyeceğini. Sonradan bize bir din koydular önümüze. Kadınlar ikinci sınıf vatandaş. Hazreti Mevlana birinci sınıf vatandaş görüyor. Diyor ki Allah varlığını onların üzerinden yürütür. Sufilikte bizde kadınını ikinci sınıfta gören kimse ehven değildir. Kadınlar başımızın tacıdır. Erkekler kendinize gelin. Kadınlardan alkışı aldım. Adamlar alkışlamıyor hiç. Adamlar diyorlar ki nereden geldin sen bizim başımıza? Akşama bizim başımızı yakacaksın diyorlar şimdi adamlar. Sakın ha! Erkekler akıllı olun. Evinizde saadet istiyorsanız hanımınıza diyeceksiniz ki en güzeli sensin. Saadetin yolu bu. Koca Hazreti Peygamber, koskoca Hazreti Peygamber, koskoca Hazreti Peygamber, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım dedi. Bu alemleri yaratmazdım dedi. Bu ağaç mı sana gelsin? Bu ben ağaca gideceğim, o bana gelsin. Bu daha büyük şey. Aa, bu Mecnun. Ağaç sana gelsin. Ey ağaç gel. Ağaç yerinden kımıldayıp geliyor. Herkes diyor ki bu büyücü galiba. Veya Ebu Cehil eline taşı alıyor. Elimde ne var söyle diyor. Diyor ki elindekini ben söylemeyeyim ya. Elindeki benim kim olduğumu söylesin. Aa, bu daha iyi ya diyor. Çok uyanık, çok kurnaz ya. Diyor ki söylesin. Benim elimdeki kim olduğumu söylesin. Taşlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyince atıveriyor elinden taşları. Vallahi amcam oğlu sen büyücüsün diyor. Bakın bu peygamber.
Ay ikiye bölünecek. Ebu Cehil kuyuda. Diyor ki beni kuyudan sen çıkarırsın amcam oğlu. Olur. İki rekat namaz kılıyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Uzat elini amcam diyor. Çıktığında iman edecek misin? Evet diyor. Elini uzatıyor, kuyudan çıkarıyor. Amcam oğlu diyor. Şu ay var ya, evet. Bunu diyor ikiye böler misin? Allah diyor. İzin verirse olur. Bir daha secde. Ay ikiye bölünüyor. Ebu Cehil diyor, vallahi sen bir büyücünün tekisin sonunda. Bakın bu peygamber Hazreti Ayşe annemize diyor ki kördüğüm gibi seni seviyorum. Mutluluğun yolu buradan. İşin hakikati bu. Çünkü varlıkta atası olan Adem de, Adem aleyhisselam da Havva'ya düşkündü. Havvasız yapamadı. Havvasız yaptı mı? Yapmadı. İnsan birbirine düşkün. İşte Hazreti Mevlana diyor ki sen bunu insanda gör. Hakkı. Mümin müminin aynasıdır çünkü. Mümin müminin aynasıysa el mümin ismi şerifi müminin üzerinde tecelli eder. Ona bak. Sen kendini aynada gör. Ona bak. Allah kendini onda seyrediyor. O zaman Allah kendini hepinizde seyrediyor. Hepinizde. Hepinizde Cenab-ı Hakk'ın sıfatları seyrediliyor. Hazreti Mevlana diyor ki Murat sensin. Murat sensin. Yani gerçek istek. Ulaşılması gereken sensin. Neden oraya buraya koşuyorsun? O sen demektir. O sen demektir. Ama sen sakın ben deme. Terbiyeye bakın, sufi terbiyesi. Ama sakın sen ben deme. Hep sen diye söyle. Hep sen diye söyle. O zaman düşünebiliyor musunuz? Etrafınızdaki bütün fiil ve hareketin ondan geldiğini görseniz ve her şeyi ondan deseniz ve her şeyi senden deseniz, sen baktın, sen kızdın, sen her şeyde sen deseniz, buradaki sen dedi kim? Hazreti Allah. Her şeye sen diye bakışta eğrilik kalır mı? Kalmaz. Bakışta eğrilik olanlar Allah muhafaza eylesin. Kendilerine bakacaklar. Ey Hak kitabının örneği insanoğlu. Ey şahlık güzelliğinin aynası mutlu varlık. Her şey sensin. Alemde ne varsa senden dışarı değil. Sen ne ararsan kendinde ara. Çünkü her varlık sende. Çünkü varlığın bu noktada merkezi hükmünde sensin. Varlığın küçücük cevher hükmünde olan sensin. Bu alemde her ne var ise maddi manevi hepsi de sende saklı, sende gizli. Bu alemde her ne var ise ya kendini seyret, kendinde bir yolculuğa çık ya da kendinden çık, bu alemde bir yolculuğa çık. Buna gücün yetmeyecek, buna zamanın yetmeyecek. Gel, sen bu insanların bugüne kadar küçük alem olarak nitelendirdiği, benim büyük alem olarak nitelendirdiğim insanda yürü, kendinde yürü. Eğer biz insanı bu noktada halife nazarından göremiyorsak, bizim görüşümüzde sıkıntı var. Biz o zaman insana halife noktasından değer veremiyorsak o zaman bizim görüşümüzde sıkıntı var. İşte kıymetli dostlar, sizi daha fazla sıkmak istemiyorum.
Bugün çağımızda ne yazık ki yaşadığımız yüzyılda en büyük problem insanları insan olarak göremeyişimiz. Önce insan, önce dini değil, önce dili değil, önce ırkı değil, önce inanışı değil, önce kadınlığı veya erkekliği değil, önce kimliği değil, önce insan. Önce insana değer vermek, önce insanlığa değer vermek. Kıymetli dostlar, örneğin bir kimsenin oruç tutmaya muktedirliği yok ise oruç tutmaz. Tutmasa hatta haram olur ona. Önce insandır. Bir kimse dini vecibelerinden yerine getirebildiği yere kadar, gücünün yettiği yere kadar sorumludur. Gücü yetmiyorsa ondan sorulmaz. O sorgulanmaz. O zaman biz önce insan diye bakalım. Ve etrafımızdakileri önce insan diye değerlendirelim. O insan yaşlısıyla, ihtiyarıyla, genciyle, putperestiyle, budistiyle, İsevisiyle, Musevisiyle, inançlıyla, inançsızlığıyla önce insan ve insana değer verelim. İnsana kıymet verelim. Biz değerler manzumesinde birinci dereceye insanı oturtalım. Eğer biz birinci dereceye insanı oturtamıyorsak, birinci derecede karşımızdaki kimseye insan olarak bakamıyorsak, başı açık kapalı, bizim dergahtan değil, bizim dinden değil, bizim cenahtan değil, o partili, bu partili, bu şucu, bu bucu, bu ocu diye nitelendiriyorsak, bizim bakışımızda, görüşümüzde yanlışlık var. Bizde eğrilik var. Bizde yanlışlık var. Bizim dinimiz bu değil. Necranlı Hristiyanlar başlarında papazları ve kralları olmak üzere Medine'ye geldiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle din tartışması yaptılar. Bir an öyle bir noktaya geldi. Necranlı Hristiyanların başındaki dini sorunu dedi ki, ya Muhammed, biz ibadet etmek istiyoruz. Bize ibadet edecek bir yer gösterin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Mescid-i Nebevi'sini açtı. Dedi ki, ibadetlerinizi Mescid-i Nebevi'de istediğiniz zaman istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz şimdi camilerimize bir Hristiyan geldiğinde, bir bayan Hristiyan ya, altına bir etek, üstüne bir örtü veriyoruz. Hiçbir camide bir Hristiyan'ın ayin yaptığını gördünüz mü? Yapmaya kalksaydı ne yapardık acaba? Hiç caminizde halk oyunları oynandığını gördünüz mü? Habeşliler kendi milli günlerinde halk oyunu oynadılar. Hazreti Ayşe annemize dedi ki, ya Ayşe gel koş. Ne oldu? Gel seyret bunu. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Ben de diyor seyretmeye başladım onu. Ben seyretmeye başlayınca diyor, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretinin hoşuna gitti. Eliyle çırpıyordu. Ha güzel oynayın ha. Hangi dine inanacağız? Şimdi birisi, biz camide bir zeybek oynayalım diyecek. Eyvah! Taşlanmayacağına dair kim garanti verir? Bakın, buradan şimdi biraz sonra sema olacak, öyle değil mi? Bakın bu halden biz nereye gelmişiz? Sema caiz mi değil mi? Tartıştığımız yere bakın, geldiğimiz yere bakın. Dostlar, din insanlar için. İnsanlar din için yaratılmadı. Din insanlar için indirildi.
Hakikati görsünler diye. Hakikati bilsinler diye. Arayan bulsun, bulan tanısın, tanıyan sevsin, seven aşık olsun diye. Bunun için dostlar, insana kıymet verilmesini istediği için Cenab-ı Hak dinleri indirdi. İnsanlar din adına birbirlerini katletsin diye değil. İnsanlar mezhep savaşı yapıp birbirlerini katletsin diye değil. İnsanlar birbirleriyle din anlayışlarını çarpıştırsınlar, savaştırsınlar diye değil. Bugün Orta Doğu'da din değil, mezhep adına kanlar dökülüyor. Hiçbir şeyin önüne geçemez bir cana kıymak. Hazreti Peygamber der ki, kim haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi günaha girer. Buraya birisinin şimdi kalkıp da bombalaması gibi, ne suçumuz vardı, ne kusurumuz vardı, kime ne dedik? O insanlar masum değil mi? Kıymetli dostlar, biz dini algımızı ve dini inanışımızı birinci dereceye insanı koyaraktan yeniden başlayalım. Diyelim ki önemli olan birinci derecede insan. İnsan. Bütün dini değerler onun altında. Ve Allah affetsin, bir çıt daha ileri gideyim. Bir çıt daha ileri gideyim. İnsan önemli, Allah değil. Allah zaten Allah. O zaten Allah. Ama biz insana değer verirsek, o zaten Allah olan Allah'a daha yakın olup Allah'ın bütün sıfatlarının tecelli ettiği aynaya hürmet edelim. Aynaya hürmet etmiyorsak hiç kendisine hürmetten bahsetmeyelim. Bir insana değer veremiyorsanız ona değer vermiyorsunuz. Ona değer vermiyorsunuz. O yüzden Allah'ın yeryüzündeki bildiğimiz bilmediğimiz aynalarına değer verelim. Biz kötü görüyoruzdur. Kötü olan bizizdir. Biz eksik görüyoruzdur. Kötü olan odur. Hani Arabi bir füsusunda bize bir örnekleme yapar. Der ki, bir insanın etrafına bir sürü ayna koysak, aynanın birisi şişman gösterse, birisi zayıf gösterse, birisi eğri gösterse, birisi siyah gösterse, birisi esmer gösterse, birisi kara gösterse ve aynaya baktığınızda insan bir tanedir. Ama aynalarda tecelli eden bin bir şekilde insan çıkar. O zaman insan bir tanedir. O bir tane de senin karşındadır. Yanı başındadır. Eşindir, kocandır, çocuğundur, annendir, babandır, komşundur. Sokakta yürüyen senin garip gördüğün bir kimsedir. Eğer bir kimseyi incittiysen, bil ki onu incittin. Bir kimseye haksızlık yaptıysan, bil ki ona haksızlık yaptın. Bir kimseyi aldattıysan, bil ki onu aldattın. Yani o da sendeyse kendini aldattın. O sendeyse kendini incittin. O sendeyse kendine haksızlık yaptın. İnsan, bunu hiç unutmayın. İnsan, iyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, fazlasıyla insan. O yüzden insana değer verelim inşallah. Hızla geçeceğim, hakkınızı helal edin. Hırsızlık yapmak, haram yemek ve insanları kandırmak günah mıdır? Bu Adem'den beri günahtır. Yeni günah değil bunlar. Bunlar Adem'den beri günahtır.
Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün dinler İslam'dır. Bütün İslam, bütün dinlerde bunların hepsi de günahtır. Güçlü iman dolu bir kalbe nasıl sahip olunur veya devamı nasıl sağlanır? O zaman biz kendi imanımızı güçlü görmüyoruz demek. Güçlendir. Bakın, bir kimse bir tanıdıkça iman eder. Yol mudur? Evet. Bir kimse de tanımadan iman eder. Biraz bu Gencebay felsefesi gibi, ben ondanım. Biz bir görüşte aşık olanlardanız. Başlarız bir görüşte aşık oldum diye. Biz ilk önce görür aşık oluruz. Aşık olduğumuzu sonradan tanımaya başlarız. Sufilerin geneli böyledir. Ben o yüzden bir gün böyle ben tweet falan kullanıyorum, ben öyle şey değilim ha. Bir gün tweetimde öyle yazdım. Biz ayetsiz, hadissiz sevdik. Ben kendim için söyleyeyim. Ben ayet hadis bilmiyordum sevdiğimde. Sonradan ayet hadis öğrendim ben. Öğrenebildiğim kadar da, çok öğrenemedim. O kadar da öğrenme gayretim var mı yok mu bilmiyorum da Allah bizi affetsin. Bu uzun ama olsun ya. Yine geldim sana, geldim ey yar. Her yerde sen, her zamanda sen, her kişide sen varsın. Nereye dönsem sizi görüyorum, kime baksam siz varsınız. Yüreğime usul usul yağıyorsunuz demiş. Normal değil deyip görmüş, o normalin altında. İnsan sevdi mi, sevdiğini baktığı her zerrede görür. Bu sevginin hakikate ermesidir. Şimdi kadınlar kocalarını, kocalar kadınlarına bakmasınlar. Buradan evli gelip boşanıp çıkmayın. Sakın. Bir gün İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde üniversitede konferans var böyle. Doçentler, profesörler filan hepsi de. Bizim Orhan Hoca da tabii herkes böyle bir tezatlık görüyor. Orhan Hoca çok eski, iyi bir solcu. Hatta solculuktan yukarıda iyi bir komünist. Rusya'ya kadar gitmiş, iltica etmek için geri dönmüş oradan. Hocam neden geri döndün dedim. Ne oldu dedi. Beni de çağırdın sonra oraya dedim. Böyle baktı. Sonra biz zaman içerisinde birbirimizi tanıdıkça meğer ben de öyleymişim ya. Bana dedi ki ya sen kendini ne zannediyorsun dedi. Ne zannediyorum hocam dedim ben. Ya sen dedi benim solcu, benim diyen solcudan daha fazla solcusun dedi. Böyle baktım. Hocam ben ne oldum bir bilsem zaten dedim. Kendimi bir yere koyacağım dedim ben. Ben ne oldum bilmiyorum ki dedim ben. O zaman dedim ben şimdi bundan sonra kendi kendime ben iyi bir solcuyum diyebilir miyim dedim ben. Senden icazet alayım dedim. Böyle yaptı. Hocam sen çok iyi bir komünistsin ya dedi. Dedim Allah razı olsun hocam, teşekkür ederim dedim ya. Beni ona layık gördüğün için dedim. Ya gerçek mi? Evet hocam dedim ya, Allah Allah. Neyse bununla böyle bir şeyimiz var. Sohbetimiz, muhabbetimiz var. 9 Eylül Üniversitesi'nde konferans var. Ben böyle attım postu yere, oturdum. Böyle bir kulaklık var. Doktorlar, profesörler sorulu cevaplı kısma geçtik. Anlatıyorlar böyle. Ben de sevgiyi anlatıyorum. Hiç sevdiğiniz kimseyi baktığınız aynada gördünüz mü? Seviyorum dediğinizi başınıza koyduğunuzda yastıkta gördünüz mü? Seviyorum dediğinizi örtünürken yorgan niyetini örtündünüz mü? Hiç seviyorum dediğinizi içtiğiniz çorba kasesinde görüp kaşığı attınız mı elinizden? Kitap okuyacağım dediğinizde, açtığınızda, aa buradaymış dediniz mi? Birden dağa baktığınızda, aa dağ o olmuş. Bir baktınız bulut, bulutta endam ediyor.
Ne kadar da güzel yakışmış beyazları giyip. Eteğinde sarı, mavi, pembe, rengarenk çiçekler. Ne kadar güzel savutturmada. Alem rengiyle renklenmede. Vay, ne kadar aşıklar var onu seven. Herkes eteğinin bir tarafından tutmak için can hıraş, uğraşmada. Yol uzun değil, çok yakın. Semazenlerin bir eli yukarıyı gösterirken diğer eli aşağı gösteriyor. Bunun anlamı nedir? Bunu Hazreti Mevlana'nın yaptığını söylerler ama muhakkak o da yapmıştır. Ben yapmamıştır demiyorum. Ama bu böyle haktan alırım, halka veririm değil. Ben inanmıyorum ona. Yok. Haktan alacak, halka verecek. Yok. Allah alem bir eli arşaladıdır onun. Allah alem bir eli onun elindedir onun. Öbür elini de öbür elinin üzerine koysa daha güzel olurdu belki de ama öbür elini de koyacak yer bulamamış ya. Seyran ettirmiş. Ne tarafa giderse gitsin. Bir eliyle onu tutmuş, öbür eliyle de alemleri seyran ettiriyor. Hani Hazreti Mevlana'nın bir beyti vardır ya, evlat, biz pergelin iki sivri ucu gibiyiz. Birisi Ahmet-i Muhammed'e batmış, öbür ucumuzla da alemleri seyran ederiz. O zaman her Allah alem, semazenin bir eli kalktıysa yukarı, onun eline tutunmuştur. Öbür eliyle de kulaç atıyordur alemleri seyran etmek için. Hazreti Mevlana bu kadar yüksek bir dereceye nasıl ulaşmıştır? Hammış, yanmış, pişmiş. Ona o yolu gösteren Şemseddin-i Tebrizi olmuş. O güne kadar Hazreti Mevlana yine şeyh, dikkat edin. Babasının kürsüsüne oturan kimse. Ama Hazreti Şems'le aşkı tanımış. O yüzden diyor, aşktan nasibi olmayanın eşekten farkı yoktur. Aşk, insanı insanlıktan çıkarıp maşu yapar. Her neyi seviyorsan olsun der ya. O zaman aşıklık her hangi perdeden vurduysa insanı o yapar. O da Hazreti Mevlana da benim annem aşk, babam aşk, benim dinim aşk. Biz aşkın çocuklarıyız der. Öyle olunca da aşk yücelerde de uçmak. Edep yahu tam olarak aktarır mısınız? Bir sabah yetmez burada biz otursak edebi anlatmak için günlerce anlatamayız. Ama bir küçücük cümle. Edep haddini bilmektir. Haddini biliyorsa bir kimse edeplidir. Ben insanı insan olduğu için severim. Türk toplumu insanı insan olduğu için neden sevmiyor, nasıl sevmeli? Eksik görmeyelim. Eksikliği kendimizden görelim. Komple bir topluluğu suçlamayalım. Bu bizim suçlu olduğumuzu gösterir. Yapmayalım. Türk toplumu da insanlığı sever. İnsandır, insanlığı sever. Tarih boyunca öyle yaşamışlar. Hazreti Mevlana ve Şebbaruz melekler Allah'ı tanımaz insanlar tanır. İbareni tam olarak anlayamadım. Yani Cebrail, Azrail ve diğer melekler Allah'ı tanımıyorlar mı? Melekler Allah'ı onlara bildirildiği kadar tanırlar. Ne kadar bildirildiyse
Onu geliştiremez. Geliştirebilmiş olsaydı Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden peşinden giderdi. Ama o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Cebrail aleyhisselam bir yere kadar götürdü. Bundan sonrasını yalnız yürüyeceksin dedi. Bundan sonrasına benim gücüm yetmez dedi. Geliştirebilmiş olsaydı ondan sonrasına gücü yeterdi. Geliştirebilmiş olsalardı insana kıymet kalmazdı. Kabe'de şeytanı Bismillah Allahu Ekber diye taşlıyoruz. Neden? Nedeni yok. İnanç bu. İnancın neden olmaz ki? İnancı mantığa dayandırırsanız, inancı mantığa dayandırmaya, inancı akla dayandırmaya çalışırsanız olmaz. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadı. Ayet de sabit. Ateş yakıcı mı? Yakıcı. Var mı ateş beni yakmaz diyen benim haricimde? Bunu ben söylüyorum, ben de denendi. Nasıl denendi? Ben kendim metal işlerinde okudum. Demiri kızdırdım, 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 kızdırdım. Bildiğiniz demir. Biz demir dövmeyi öğrettiler bize. Ocağın içerisinde körükledik. Her tarafımız böyle yağ pis oldu. Metal işlerinde okuyan var mı meslek lisesinde? Yaptılar mı size körükle, çalıştırdılar mı? Dövdürdüler üstte, evet. Demiri biz kızdırıyorduk, ona su vermeyi öğrettiler bize. Çekişte ona şekil vermeyi öğrettiler. Demiri kızdırdım, kızdırdım, kızdırdım ben. Birisi elime verdi, yala hadi dedi. Ben mi diye sormadım. Yala deyince böyle yalanıyor demek ki dedim. Dilime vurdum. Kıpkırmızı demir. Coz yaptı tükürüğüm. Dilim yanmadı. Yanmadı. Allah yanmadı dedim ben. Bir daha vurdum, bir daha coz yaptı. Tükürük. Dil ıslatıyorum. Bir daha vuruyorum, bir daha coz yapıyor. Ben şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin yakmadığına şehadet ederim. Bu noktada imanım kemale erdi. Ateş yakmıyor. Bunu deneyen var mı aranızda? Yok. Ama iman ettik, öyle değil mi? Ateş İbrahim'i yakmadı. Nerede var mantık burada? Yok. Bizim profesörler de çıkıyorlar. İslam mantık dini. Ben de gülüyorum. Hocam nerede mantık dini? Hızır gemiyi deldi, batmadı diyor. Ya gemiyi deldi bakalım, batmayacak mı? Deniz kenarı, çıkarın hadi bir tane kayıktan tahtayı. 10 dakika sonra, 10 dakika sürer mi geminin veya kayığın büyüklüğüne göre? Cumhurlop gideceksin mi? Gideceksin. Hızır deldi, batmadı. İman ettik. İman ettik. Nerede mantık? Ashab-ı Keyfi söylüyor. 300 kusur yıl uyudular. Hala da uyuyorlar. Nenni bebek nenni. İman ettik. Ben okudukça ulan nelere iman etmişim dedim ya. Hepsine de iman ettik ama sorgulamıyorum ben. Şimdi bu sorunun cevabı şu. Biz Bismillahü Allahu Ekber diye taş attık. Neye taş attık? İşte küçük şeytan İsmail Aleyhisselam kurban edilmeye giderken yanında Hacer annemiz var. Küçük şeytan, ilk önce büyük şeytan İbrahim'e geldi. İbrahim ona taşı attı, gözünü kör etti. İkinci orta şeytan geldi Hazreti Hacer annemize. Bir taş da o attı, o da gözünü kör etti. Üçüncü küçük şeytan İsmail'e geldi, çocuk da. Gitme, baban seni kurban edecek. O da öğrendi ya annesinden ve babasından. O da bir taş attı, o da onu attı. O da gözünü kör etti. Biz gidiyoruz şimdi. Size bir estantane şeytan taşlanacak ya. Alt kattayız biz 92'de. Bir şemsiye geliyor yukarıdan.
Bizim hacının birisi hıncını alamamış, elindeki şemşiye atmış. O şeytanı ne kadar büyük ki, küçük taş bunu gözünü kör etmez diye düşünmüş. Terlik atanı mı ararsın? Elindeki matarayı atanı mı ararsın? Elindeki zemzem şişesini atanı mı ararsın? Aşağıdan bir izleyin onu. Yukarıdan yağmur gibi taş gelmiyor. Hacı elindeki hırsınla, hıncınla ne varsa atıyor. Ne varsa atıyor. Yine de onlar perişan edemiyorlar. Şeytan atıp dönüyor. Şeytandan kol kola. O yüzden en güzeli de şu. Hani birisi gitmiş ya, demiş ey şeytan kardeş, kusura bakma demiş. Şunu taşlayayım, biraz sonra gene beraberiz demiş. Ben bunu demiş, hani idareten atıyormuş de sana. Dostluğum seninle bozulmasın. Kardeş, şeytan içimizde. Biz içimizdeki şeytanı taşlayalım. İçimizdekini taşlayamadıktan sonra size buraya bir tane şeytanı simgeleyen bir taş oturtursak, sabahtan akşama kadar dön Allah taş, dön git Allah taş atsanız ona bir şey olmaz. Allah bizi affetsin inşallah. Kadın eş bize emanettir. Evlendiğimiz zaman nelere dikkat etmemiz lazım? Bir yerden duydum ama doğru mu? Bir eş kocasını memnun edip ölürse cennete gidermiş, doğru mu? Buradan alın siz bu sözü, kadınların üzerine oturtturun, hanımlara deyin ki beni memnun edeceksin yoksa cennet yüzü göremezsin. Erkekler, eşlerinizi memnun edemezseniz cennet yüzü göremezsiniz. Dikkat edin. Ölmeden önce nasıl ölünür, ne yapmamız lazım, ölümü nasıl tadarız? Haramları terk edin yeter. Bir çocuğun annede mi yoksa babada mı çok hakkı geçer? Bir evladın babadan hakkı var mı yok mu? Varsa nasıl telafi ederim? Sufilerin hiç kimseden hiçbir hakkı olmaz. Burası hak arama, nizalaşma yeri değil dostlar. Ya o evladım benim sende hakkım var, en fazla benim. Hayır, hiçbir hakkımız yok. Evladım sen anneni sev. Bütün haklar annede. Sen annen ne iyi geçin onu iyi sev. Kader nedir bizim anlayacağımız dilde anlatırsanız memnun olurum. Sizin doğmanız ve ölmenizdir. Doğumunuz kaderdir. Bunda sizin cüz-i iradeniz yoktu. O güle oynaya gelmediniz bu dünyaya. Evet, ağlaya ağlaya geldiniz. Siz doğduğunuzda da herkes sevindi. Erkekseniz iki kurban kestiler, kızsanız bir kurban kestiler. Ama biz cüz-i irademizle gelmedik. Eğer biz geldiğimiz yeri tanımış olsa hiç kimse bizi oradan dışarı çıkaramazdı. Bu kader. Yani siz gülü, bülbülü, bağı, bostanı, sevgiliyi bırak git. Bu kim cüz iradesiyle gider? Kimse gitmez. Günlük kadere iman ederiz. Neyse o günlük hayatımız, öyle kendi kafanızdan kaderimiz buymuş demeyin. Mücadele edin, yürüyün. Doğruyu, iyi, güzeli buluncaya kadar. Farz namazında 3. rekattan cemaate katılsa namazını nasıl tamamlar? 3'ü kılacak, ardından 4'ü kılacak, sonra 1 ve 2'yi kılacak. Boy abdestinde, gusül abdestinde namazın farkı, hiçbir fark yok. Boy abdestiyle gusül abdesti aynı. 5 vakit namazların vakti geçince arasındaki süre vakti ne kadar? Bu kadar çok ince fıkıh bilgim yok, hakkınızı helal edin. Meleklerin nefsi var mı? Yok. Şeytan da bir melek ve ben ateş ise o topraktan yaratıldı deyip secde etmemesi nefsini mi gösteriyor? Şeytan melek değil. Hazreti Adem ile Havva ilk Müslümansa neden ondan sonra doğan herkes Müslüman değil? Ondan sonra doğan herkes Müslüman. Sonra annesinin babasının öğretisiyle bir dine geçiyor. Tecdid-i iman, tecdid-i nikah hangi durumlarda tazelenir? Hep tazelenip duracak şey değil bu. İkide bir de bozma. Bu ne bu ya? Bu kapı açık diye orayı aşındırıncaya kadar uğraşma. Ya her gün tiyansın mı diyeceğiz?
Yani her gün adam gidecek, hanım hakkını helal et. Ne oldu? Ya ben yine tövbeyi bozdum. Ben imandan çıktım. Hoş geldin 23 Nisan. Çabuk ezberim, çabuk ezberlemek için ne yapmalıyım? Ya herkes ezberci olacak diye bir kaydı yok. Ezberden uzak durun. Mevlana dansı, Mevlana tarihinden gelen dans mı? Meraktan soruyorum demiş. Harikasınız. Bu bir dans değil. Bu Mevlevilerin bir zikir töreni. Bu Kur'an-ı Kerim'le başlayıp Kur'an-ı Kerim'le biten ve her semazenin her çarkta Allah diyerekten sema ettiği bir ritüel. Evlilik bir kader midir? Yani kaderse kaderdir, biz seçeriz yalnız. Yani bizde şöyle bir şey var. Çok seviyor önce. Almak için yolları, erkekler de kadınlar da yolları eskitiyorlar. Dakika bir gol bilir. Bir birisi birini bir yumruk vuruyor. Önce kim yumruğu yediyse kaderimmiş benim ya. Ben böyle bir kötü birisiyle evlendim. Değil. Biz kendimiz koştuk. Biz kendimiz istedik. Biz kendi irademizle gittik. Biz kendimiz koştuk. Ya da irademizi annemize babamıza bıraktık. Dedik ki beni siz evlendir. Gençler böyle yapmayın. Evleneceğiniz şahısla kendiniz karar verin. Bize Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki evlenecek insanların 3 sefer görüşmeleri hakkıdır. 3 sefer oturun, görüşün, konuşun. Ya oturup görüşüp konuşurken sakın pembe pancurlu evimiz olacak. Evimizin önünde bahçesi olacak. Bahçenin önünde bir tane Mercedes olacak. Öyle düşünmeyin. Öyle bir şey olmayacak. Olmayacak. Siz hayat standardını konuşun. Fikir standardını konuşun. Yaşam standardını konuşun. Birbirlerinizden ne beklediklerinizi konuşun. Ne istediklerinizi konuşun. Nasıl bir hayat kurguladığınızı, kurgulayacağınızı konuşun. Bizimkiler öyle değil. Bir dondurma yiyorlar birbirlerine böyle. Bitti. Bir dondurmaya gitti. Ondan sonra nereden sevdin bu zalim kadını? Hoş geldin 23 Nisan. Zalim değildi ya bir hafta önce. Şiirler yazıyordun ya. Bir buket çiçek gönderiyordun ya. Tatlıcıya yol ettiydin ya. Ne oldu şimdi, zalim mi oldu? Öbürkü de aynı. Kör alı sıcağıdan boynu devrilsin. Değil, Allah bizi affetsin. Evlilikte istiharenin önemi nedir? İstihareyle evlenmek şart mıdır? Kardeşler, istişare edin, konuşun. İstihare sünnet ama konuşun. Büyü insanı etkiler mi? Muhakkak etkiler. Kabe ile ilgili rüyalar boş çıkar mı? Neden rüyalar boş çıksın ki? Sabah namazının vakti ne zaman son? Öğlene kadar mı kılınır yoksa kaza mı yapılır? Diyanete sorun. Adamlar boş durmasınlar. O kadar maaş alıyorlar. Türkiye'nin bütçesinin büyük bir kısmı onlardan geçiyor. Telefon açın. Mahalleye sohbetçi isteyin. Caminize sohbetçi isteyin. Bayanlar 5-10 kişi toplanın, bize bir tane Diyanet'ten bir bayan sohbetçi gönderin deyin. Tabii. Hakkınız. Evet, hakkınız. Diyanete açın, sorun mesela. Hanefi'ye göre abdestin farzı 4, Şafii'ye göre 5, Maliki'ye ve Hanbeli'ye göre 7. Bunun hangisi doğru? Bir araya gelip bunu ortak bir noktada 5, ondan sonra işte
4, 5 daha 9 eder. 7, 7, 14 eder. Ne etti? 14, 9 daha 23 etti. Bunu 4'e bölüp böyle mi yapacağız? Sorun. Kızıyorlar bana. Onca maaş alıyorlar. Toplanıp bu abdestin farzında bir tek noktaya ulaşsınlar. Desinler ki bize abdestin farzı 5. Üniversiteliler soruyor bana üniversite sohbetlerinde. Abdestin farzı kaçtır hocam? Ben şimdi düşünüyorum. 4 desem ipin ucu sakat. 5 desem sakat, 7 desem sakat. Başlıyorum ben şimdi. Hanefi'ye göre abdestin farzı 4. El, yüz, baş, ayak diyorum. Şafi'ye göre 5. İlave ediyorum. Ağzı burnuna su vermek diyorum. Maliki'ye ve Hanbeli'ye göre 7. İlaveleri ediyorum. Evet. Onlar da bizim vergilerimizle maaş alıyorlar. Evet. Böyle toplantılar yapsınlar. Güncellesinler kendilerini. Neden bu aruzu kendileri düzenlemiyorlar? Neden bir Hacı Bektaş-ı Veli anma günü düzenlemiyorlar? Neden bir Hazreti Mevlana anma günü düzenlemiyorlar? Neden Yunus Emre anma günü düzenlemiyorlar? Neden bizim insanlarımıza Hazreti Mevlana'yı, Yunus'u, Hacı Bektaş-ı Veli'yi hakikat noktasından, gerçek noktasından anlatmıyorlar, tanıtmıyorlar? Mesela bu semayı bir camide yapılamaz mı? Neden insanların, halkın bu noktada inanışlarını gündeme getirip gündemde tutmaya gayret etmiyorlar? Belediye başkanlarımız burada bir teklif getirseler, deseler ki böyle bir proje yapacağız, harika bir şey. Hayır mı diyecekler? Dertliyim. Gerçekten dertliyim. Biz ortak bir projede buluşmaya çalıştığımızda hepsi de arş-ı âlâ'da duruyorlar. Ya hocam in sahaya. Kar yağarsa başın buz tutacak yukarıda. Yok. Dertliyim kardeşler. Gidin bu soruları bundan cevaplamaktan muzdarip olduğundan değil, derdimden söylüyorum bunu. Bir imama sorun. Buna İngilizce cevap verebilmeli bizim imamlarımız. Buna Fransızca cevap verebilmeli. Tekirdağ'da bunu bir İngiliz gelip de ben Müslüman olacağım dediğinde dinle alakalı bir bilgi alacağında hangi imamdan, hangi müftüden, hangi camiden bu bilgiyi alabilir? Neredeyiz biz? Tekirdağ geldi, bir Fransız dolaşıyor. Burada bir camiyi gördü, bir Allahu Ekber ezanını duydu. Dedi ki ben bunu rüyamda duymuştum. Ezan buydu. Ben böyle yaptıydım. Haydi gitti camiye. Tuvaletinde girdiğine herkes emin mi? Çok güzel bir şey görebilecek mi? Tertemiz bir tuvalet görecek mi? Bırakın. Namaz saati değilse orada imamı görecek mi? Evet, sabah namazının vakti tan yeri ağırıncaya kadar vakti odur. Tam güneş doğmasına 15 dakika önce vakti biter. Bir mızrak boyu yükselinceye kadar namaz kılmak caiz olmadığından kılınmaz. Kitaplarda böyle yazar. Çalışan bayanlar, çalışan erkekler, öğlen namazı vaktine kadar namazı kılamayacaksanız, bir daha namaz vaktiniz hiç olmayacaksa o kerahat vaktinde namazınızı kılın. Bunu kitaplardan bulmanız mümkün değil. Kerahat vakti namaz kılmak caiz değildir. Ama bir kimse öğlen namazının vaktine kadar namaz kılması mümkün değil ise, bir resmi işte korumadır, şofördür, hastanede ameliyata girecektir, hemşiredir. Bir daha asla namaz kılma vakti bulamayacaktır. 16 saat ameliyata giren doktor tanıyorum. 16 saat. Ege Üniversitesi'nde Yaman Tokat bir girdi, 16 saat kaldı.
Ameliyattan çıktığında adam sigara yerine bir tane çikolata koymuş, öyle çıktı. Gözleri filan dönmüş. Hocam geçmiş olsun dedim. Bitti mi? Bitti dedi. Hocam 16 saat kaldınız dedim. Böyle başımı okşadı. Hocam bazen 20 saat kalıyoruz dedi. Siz şimdi ona diyeceksiniz ki hocam namaz vakitlerinde asla namazı kaçırma. Ya bırak hasta orada açık bir şekilde dursun, sen namazını kıl. Bana böyle yaptı, omuzuma vurdu. Hocam ben namazı nasıl kılacağım, kılacak olsam dedi, güldü şimdi. Hocam açık dedim ben, nasıl dedi. Ameliyattan çıktığında 5'ini birden kılacaksın dedim. Böyle döndü. İlk defa birisi böyle diyor bana dedi. Hocam ilk defa sen benden görüşüyorsun, o yüzden dedim. Daha önce benimle görüşseydin dedim ben, senin namazları toptan kıldırırdım ben dedim. Ben dedi 8'de girdim ameliyata, biliyor musun hocam dedim. Dedim çıktın ya, çıktığın zaman bütün namazları kaza edeceksin dedim. Şimdi sabah namazı normalde kılamadı bir kimse, öğlen namazının vaktine kadar kılar. Hristiyan mezarlığından geçerken Fatiha okumak günah mı? Fatiha okumak ne zamandan beri günah olmuş? İslam coğrafyasının bugünkü durumunu düzeltmek için tasavvufçular neler yapmalıdır? Ben ehli tasavvuf olarak bu noktada kendime düşen vazife olarak insan ve insan sevgisini, Allah'ı ve Allah sevgisini anlatmak olarak kendime çıkardığım vazife bu. Savaşmayı değil sevmeyi öğretmeliyiz. Biz insanlara doğru bilgiyi, hakikati götürmeliyiz. Biz insanlara doğru dini götürmeliyiz. Bir mezhebe, bir meşrebe, bir tarikata, bir tasavvufa bağlı kalınmaksızın net Kur'an ve sünneti götürmeliyiz. Eski zamanlarda insanlar Mevlana dergahına gidip hayatını ona göre sürdürebiliyorlardı. Bugün biz farklı şehirde yaşamak zorundayız. Günlük hayatta nasıl bir yaşam şeklimiz olmalı Mevlana'nın bir dervişi olmak için? Biz kardeşler, hadisi kutsi, arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, seven aşık olur. Aşık olunca Hazreti Allah cevap veriyor. Ben de ona aşık olurum. Yol belli. İslam'a göre kadının nasıl davranması gerekir? İnsan olursa insanca davranalım birbirimize, bizi doğru yola götürecek. Uzun, hakkınızı helal edin ama Allah'ın özellikle sema sırasında yapılan zikir nedir? Kalp zikri mi yoksa başka bir şey mi? Zikir adı Allah, la ilahe illallah ya da başka bir şey mi? Özellikle bu sema gösterisindeki semazenler belli bir makama ulaşmak mı? Yoksa belli bir nefis terbiyesine ulaşınca mı oluyor? Kardeşler, biz kardeşlere, sema eden kardeşlerin hepsine her çarkta bir dönüşe biz çark diyoruz, Allah demeyi öğretiyoruz. Geri kalan kendisinin yolu. Dinimiz en son emredilen din, çok şükür Müslümanız. Neden farklı mezhepler var, farklı ibadetler yapılıyor? Mesela Hanefi çorapsız namaz kılamaz. Aa, yeni duydum. Şimdi çorabı çıkarıp namaz kılasım geldi. Ama Şafii de kılabiliyor. Ben de çok çorapsız namaz kılıyorum. Hele evin içerisinde hiç çorap giymem. Ben biraz da Ege'liyim, toprağa basmayı da severim. Nereden çıktı bu? Farklı inanışlar var, bir sürü tarikatlar var. Alevilerin ayrı ayrı oruçları var. Neden bu kadar bölünüyorlar? Hepsine ayrı bir renk gör. İzmir'in Bayındır ilçesi çiçekte çok meşhur oldu ya. Bir gün yolunuz düşerse oraya gidin. Kocaman bir çiçek bahçesi gibi görünün. Bir serada gül var, bir serada karanfil var, bir serada leylaklar var veya bir serada bir sürü çiçekler var. Eski belediye başkanı vardı, benim sınıf arkadaşımın abisiydi o. O böyle bunu gündeme getirdi bir hayli.
festival filan düzenledi. Samimiyiz tabii, böyle benden birkaç yaş büyük ama o. Ondan sonra muhabbetimiz de iyi. Bir gün böyle dolaşıyoruz, dedim her şey rengarenk. Evet dedi. Böyle elimi onun omuzuna koydum. Sen de bir renksin dedim. Ben de bir rengim. Şimdi iş siyaset değil, yanlış anlaşılmasın. O da iyi bir solcudur kendisi. Onunla şey yapıyoruz biz. Bu kutlu doğum yapıyoruz Bayındır'da. Dedim bak, seni eleştirmesinler. Böyle durdu. Yok ya dedi, ne eleştirecekler? Ha iyi o zaman dedim. Kutlu doğumlar yapıyoruz biz. Neyse, ondan sonra bir iki eleştiren olmuş onu. Tabii biz o zaman Tekirdağ'a da geliyoruz. Dedim bak, Tekirdağ'dan hiç tepki almıyoruz dedim. Sen tepki alıyorsun, farkında mısın dedim ben onunla. Kaldı bu şimdi. Dedim bak, bu mesele siyasi değil. Bu dedim, biz bu toprakların inancına hizmet ediyoruz. O yüzden bu iş siyaset değil, böyle çok affedersiniz yağcılık da değil. Tekirdağ Belediyesi'ne de huzurlarınızı teşekkür ediyoruz. Bu konuda buraya geldiğimizden beri kendi evimizmiş gibi davranıyoruz. Kendi evimiz gibiymiş gibi. Bakın, kendi evimizmiş gibi. O yüzden meşrepleri bir bahçenin çiçekleri gibi görün. Biz şimdi kategorileştirirsek sizi, biz de yanlış yapmış oluruz. Vaktinizi fazla alıyorum. Tasavvuf ruhsal dinginliği sağlar mı? Hayır. Öyle biz Budistler gibi dinginlik yapacağız, böyle gözlerimizi belerteceğiz. Öyle bir şey yok bizde. Bizde hararet, heyecan, koşuşturma. Biz Fırat Nehri gibi akarız. Öyle dinginlik yok bizde. Biz coştukça coşarız, coştukça coşarız. Ne demiş koca Yunus? Kah eserim yeller gibi. Kah coşarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Kah olurum Musa, çıkarım Tur-i Sina'ya. Kah olurum Firavun. Kah olurum İbrahim, girerim ateşlere. Kah olurum Nemrut, atarım İbrahimleri ateşe. Gel gör beni aşk neyledi. Sufilikte durağanlık yoktur. Dinginlik yoktur. Her an ayrı bir perdede, ayrı bir mekanda, ayrı bir makamda her an coşkunluk vardır. Aşk coşkunluktur, coşkunluktur, coşkunluktur. Aşk durağan bir şey değildir. O yüzden ben sufi olayım, ruhi dinginlik sağlayayım. Hayır. Asla. Biz sufi demek, tasavvuf demek, rafting gibi. Nerede önüne ne çıkacağı belli değil. Nerede dibe dalıp, diplerde dolaşıp, nerede dipten yukarı çıkacağım belli değil. Bir daldığında nereden çıkacağım belli değil. Sakın aklınız varsa uzak durun. Evet, akıllıların yeri değil. Asla. Eğer bir gram aklınız varsa, bir gram aklı olan bin adım uzak dursun. Hiç. Hayat olgunuz değişir. Düzeniniz bozulur. Yolda yürüyüşünüz değişir. Aşıklık insanı insanlıktan çıkarır da meleklerin üzerinde dolaştırır. O yüzden öyle sabah kahvaltısı saat 8'de yapacağım. Yok öyle bir şey. Nereden vuracağı belli değil. Hangi bankın üstünde sabahlayacağınız belli değil. Hangi denizin kenarında dalgaları sayacağınız belli değil. Hangi denizin kenarında hangi balık ağzında size ne getirecek belli değil. Öyle İbrahim Ethem'e altın iğne getirdiler. Sen de altın iğne diye bekleme. Balık sana tükürü döverir.
sen ne amma geldin buraya diye. O yüzden öyle bir düzen sistem yok. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ruhsal dinginlik aramayın. Ruhsal bozukluk da aramayın. Öyle ruhsal bozukluk da yok. Ya her an yeni bir heyecan var. Benim kalbim var. Sen otur kardeş. Ya benim kurulu bir düzenim var. Sen gelme kardeş. Aman aşk seni senlikten çıkarabilir. Hazreti Mevlana'nın deyimi gibi, dediği gibi o çölün içinde diyor çömlek gibi fokurdar. O çömlekte kaynayan su gibi fokurdar, durmaz durduğu yerde. O hiçbir zaman, hiçbir tende, hiçbir canda durmaz durduğu yerde. Bakın dursaydı burada ne işiniz vardı? Burada dingin bir sohbet mi dinlediniz? Ben okurken zorlandım. Hatta dedim nereden bunları getirdim, yazdım da getirdim buraya dedim. Pişman oldum yaptığıma. Dinginlik yok. Siz evlerinizde oturamaz mıydınız? Harika. Aç televizyonu. Bugün ne günlerden? Pazar. Günü bile unutmuşuk. Bugün ne var dizilerden? Efendim? Hayat benim mi var? İşte ben hiçbir dizi takip edemedim de. Allah bizi affetsin. Osmanlı döneminde hastaları müzikle tedavi eden ve bugüne uyarlarsak tasavvufun hangi alanını önerirsiniz? Müzik dinlemek semazenlik gibi. Evet, Osmanlı'da musiki ile tedavi var idi. Musiki ile tedavi gerçekten tedavilerin en alası idi. Ama sonradan bizde öyle bir din algısı oluştu ki biz musikiye haram dedik. Biz artık kuşların ötüşünü dinlemiyoruz haram diye. Biz artık denizin şakırtısını dinlemiyoruz haram diye. Biz artık rüzgarın sesini dinlemiyoruz haram diye. Biz artık çocuğun ağlamasını dinlemiyoruz haram diye. Çocuk konuşmasını bilmeden tuhaf sesler çıkarıyor. Haram diye dinlemiyoruz biz. Birisi bizi bir ara gazı veriyor, egzoz ara gazı. Biz o sesi de dinlemiyoruz haram diye. Çıkan bütün seslere, bütün senfonilere kapalıyız artık. Neden? Her ses bir musiki, bir nota üzerinden bize sesleniyor. O yüzden biz notalara düşman olduk. Musikiye küstük. Musiki de bize küstü. Sonradan bir parça arabesk olduk. Sonradan bu da bizim değil dedik. Ondan da vazgeçtik. Şimdi hiçbir şey dinlemiyoruz. Yağmurun sesini dinlemeyin. O bir şarkıda yağmurun sesine bak bizi aşka davet ediyor. Asla dinlemeyin. Bu yerleşti. Ardından bunu yapanlar da parayla yapmaya başladı. Bizde bir Bursa'da tekkemiz var. Yani biz orada hizmetkarız. Bizim değil tekke. 450 yıllık. Hiç kimsenin olamaz çünkü. Ben tekkeyi insanlığın bir malı olarak görüyorum. Yeri olarak görüyorum. Bir profesör yanında asistanlarıyla, bayanlarıyla geldiler. Dediler ki, sözü uzatıyorum, hakkınızı helal edin. Dediler ki, biz burada musiki ile tedavi edeceğiz. Harika hocam dedim. Görüşmeler, her şey güzel, çok güzel. Son nokta. Hocam yalnız dedim, biz buradan hiç ücret almıyoruz. Nasıl yani dedi. Bizim burada sema ücretsiz, çay ücretsiz, bendir dersi ücretsiz, ney dersi ücretsiz. İşte buradaki bütün hizmetlerin hepsi de ücretsiz. Ya buradan kapıdan içeri girdi bir kimse, burada ne hizmet alıyorsa hepsi de ücretsiz. Ya dedi, siz buradan hiçbir ücret almıyorsunuz mu? Dedim hocam, sufilik adabında hizmetin karşılığı yoktur. Siz Allah razı olsun dahi demeyeceksiniz bize dedim. Buradan bir hizmet gördüğünüz için. Siz şimdi buraya geldiniz, bize Allah razı olsun demeyin. Sizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlere hürmet ediyoruz. Saygı duyuyoruz.
Siz buraya geldiniz ya, biz bunu ekonomiye çevirmeyeceğiz. Kapının önünde kitap satılmayacak, dergi satılmayacak, CD satılmayacak. Satmayacağız. Siz buradan çıkarken ben o soruya CD'mde cevap verdim, alın demeyeceğim. Veya sizin bu sorduğunuz soruya, yayınladığım kitap kapının önünde satılıyor, onu açın okuyun demeyeceğim. Sakın CD'lerimi çoğaltmayın, yoksa mahşerde hesabınızı sizden alırım demeyeceğim. Demeyeceklerimi sıralayayım. Bizde her şey fi sebilillah, Allah rızası için. Biz hatta bir ileri, Allah'tan razılık da beklemiyoruz. Bu bizden razı olur olmaz, onun kendi hesabı kendine ait. Öyle bir hesabım yok benim kendi adıma. Ben ona razı olacak kadar güzel ameller işleyebilen bir kimse değilim çünkü. Ben kendimi tanıyorum. O yüzden bu noktada hocaya dedim ki, hocam burada hiç ücret yok. Çocuklar toplanın dedi. Bitti işimiz. Ama musiki ile tedavi harika bir şey. Mustafa Özbağ kimdir? Gördüğünüz insandır. Benim adım Mustafa Özbağ, İzmir Bayındır doğumluyum. Ortaokul mezunuyum, lise terkim. 25-26 yaşına kadar İslam'dan uzak bir hayatım vardı. Ben şimdi İslam'dan uzak hayat profillerine bakıyorum, benim tırnağıma erişemezler. Öyle kendi kendinizi biz İslam'dan uzak bir hayat yaşıyoruz diye düşünmeyin. Benim yanımda havanızı alırsınız. Öyle. Hiç kimse kendi kendine uçuk hayat yaşıyorum demesin. Uçuk hayat yaşayacak olanlar gelsinler, onu da benden öğrensinler. Nasıl yaşanır? Harika yaşatırım. Mustafa Özbağ bu. Daha önce ticaret yapıyordum, emekli oldum. Şu anda bir iş yapmıyorum, emekliyim. Geçimimiz buradan değil, işimiz din değil. İşimiz din değil. Karnımızı buradan doyurmuyoruz. Geçimimiz buradan değil, mesleğimiz buradan değil. Biz belki de bu yüzyılda, bu çağda, bu ülkede kendimizce sufi olmaya gayret eden bir kimseyiz. Başka bir şey değiliz. Bir çıt daha ileri. Ne görüyorsanız oyuz. Burada konuşuyoruz, sohbet ediyoruz karşılıklı. Kendimizi satmaya gelmedik. Ne görüyorsak oyuz. Ne görüyorsanız oyuz. Bunca insanın peşinden koştuğu üstadın kerameti nedir? Kardeş, keramet var mıdır, yok mudur biz de bilmiyoruz. Milletin de benim peşimde koştuğunun farkında değilim. Bakıyorum arkamda kimse yok. Buna ciddiyim. Biz hep beraber koşuyoruz. Bakın belediye başkanımız burada. Diğer başkanımız burada. Herhalde eşleri galiba burada. Diğer arkadaşlar burada. Hiç kimse benim peşimde değil. Ben öyle bir şeyi de kendi nefsim adına kabullenemem. Biz hepimiz arkadaşız. Biz hepimiz dostuz. Biz hepimiz kardeşiz. Ben şuna inanıyorum yalnız. Hadis-i kutsi, ruhlar aleminde birbirleriyle tanışanlar, birbirlerini sevenler bu dünyada da birbirleriyle tanışırlar ve severler. Eğer tanıştık, burada tanıştık. Birbirlerimizi de seviyorsak ruhlar aleminden ruhlarımız birbirlerimizi sevmiş. Tanışmış, sevmediysek sevmemişiz. Bunun eksikliği de bendendir, sizden değildir. Ben deli dembelek konuşmuşumdur. Bu adamın konuşmasını mı dinleyeceğiz demiştir adam. Gerçekten de dinlenecek bir şey değilimdir ben. Gerçekten de kendimi de dinlenecek bir kimse olarak görmüyorum, öyleyimdir. Bu kadar basit. Kerametimiz, biz keramet peşinde değiliz. Ben kendi nefsim adına söyleyeyim. Ama keramet arayan bir kerametli bir kimse bulur inşallah. Arayan bulur. Paradan puldan da uzaksınız. Değirmenin suyu nasıl dönüyor? Geliriniz nedir? Buranın Erdoğan en meşhur dağı neresi? Efendim? Tekirdağ. İsmi üstünde değil mi? Bizim değirmenin suyu Tekirdağ'dan geliyor.
Tekirdağ'dan akıyor bize böyle. Şimdi bana soruyorlar bunu, aynı şeyi, ben Uludağ'dan geliyor diyorum. Uludağ'ın dereleri meşhur ya, oradan geliyor diyorum. Kardeşler, bir gün şeyhim bana şunu söyledi. Allah rahmet eylesin. Evladım böyle nasıl harcıyorsun dedi bana. Ben şeyhime döndüm, şuna baktım, şunu dedim. Efendim dedim, ben cimriliği Müslümanlarda gördüm dedim. Nasıl oğlum dedi. Efendim ben dedim meyhaneye giderim, benim yanımda kimse hesap ödeyemez. Pavyona giderim, hiç kimse benim yanımda hesap ödeyemez. Eğlenmeye giderim, hiç kimse benim yanımda hesap ödeyemez. Ben dedim bu yaşadığım hayatta harcadığım parayı Allah yolunda harcayamıyorum şu anda dedim. Nasıl yani dedi. Efendim nedense ben dedim böyle Allah yoluna dönünce cimrileştim dedim. Nasıl yani dedi. Etkilendim dedim buradan. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Ben dervişlerden etkilendim. Cimri oldum. Ben dervişlik yaşamazken ertesi sabah benim cebimde bir kuruş kimse bulamazdı. Sabaha borçla uyanırdım ben. Ya meyhaneye adisyonun arkasına imza atmışımdır. Ya pavyonda adisyonun arkasına imza atmışımdır. Benim imzam da şu, Mustafa Özba Karalarım. O adam yarın bir, ertesi gün bir komi veya bir garson görevlendirir. Nerede olduğum önemli değil. Benim adresim belli. Bayındır'daysam Bayındır'da, İzmir'deysem İzmir'de, yerim belli. Adam gelir, ondan sonra genelde tanıdıklardır. Abi selamünaleyküm, aleykümselam. Hoş geldin, hoş bulduk abi. Ne kadarmış abicim? Abim bu kadarmış. Alır parasını, üstüne yol parasını ve bahşişini de alır, gider. Ertesi sabah yine param yoktur benim. Çok parasız kalırsam, yapmış olduğum iş ticaret yetmezse, bir arkadaşımın kumarhanesi var. Parasız kaldığımda gider otururum oraya. O bana der, Mustafa'nın kasası benim der. Mustafa da demez. Benim dedem Efe'lerden. Efe'nin kasası benim der. Ben otururum, çok hızlı poker oynardım ben. Her şeyim hızlı benim. Masadan ihtiyacım kadarını alırım, o gece lazım olanı. Bırakıveririm sonra. Ertesi sabah gene kalmayacak, bilirim. Benim şimdi ertesi sabaha kalıyor. Acı olan bu. Şimdi ertesi sabaha kalıyor. Kendi kendime bazen Mustafa Özma diyorum. Şimdi ertesi sabaha kaldı. Önceden ertesi sabaha kalmıyordu. Şimdi ertesi sabaha kalıyor. Sizi asla istisna tutuyorum. Kendimi sorguluyorum. Kendimi sorguluyorum. Ertesi sabaha kalıyorsa sıkıntı var. Evet, değirmenin suyu nasıl dönüyor? Vallahi nasıl döndüğünü ben de bilmiyorum. Biz hiç kimseden yardım toplamıyoruz. Hiç kimseden yardım istemiyoruz. Sakın aklınıza böyle bir şey gelmesin. Yok. Biz gücümüz yettiği yere kadar sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Gücümüzün yettiği yere kadar sorumluyuz. Gücümüz yetiyorsa gideriz. Gücümüz yetmiyorsa gitmeyiz. Allah bizi yesin. Paraya tapan insanlara ne dersiniz? Nasıl yola gelirler? Ah kardeş, herkes taptığından sorumlu. Neden taptığından geri çevirelim de uğraşalım? O tapışıyla gelse biz de paraya taptırırız onu. Kapalı değilim. Normalde namaz kılarken sadece kapanıyorum, kıldığım namaz kabul olur mu? Bizce kabul olur.
Benim kendi şahsi kanaatim, düşüncem bu. Ama kendisini Allah yerine koyanlar çoğaldı bu ara. O yüzden onların Allah'ları kabul eder etmez bilmiyorum. Benim Allah'ım kabul eder. Öyle. Gel ne olursan ol, yine gel sözü Mevlana'ma ait, yoksa değil. Hazreti Mevlana'nın değil, mana olarak Hazreti Mevlana. Önce dini değil insan ise neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Osman'ın zamanında din yayabilmek için savaşlar yapıldı? Din yaymak için savaş yapılmadı. Semazenlerin dönerek başı dönmüyor mu? Dönseler burada ne işleri var? Başları dönse. Dönmez. Bazen de soruyorlar, nasıl dönmüyor? Üflüyorum ben onları diyorum. Ankara'daki hoca kadar değil ama. Nefis terbiyesi için neler yapmak gerek? Kardeşler, nefis terbiyesi haramlardan uzak durmak. Benim ablam namaz kılarken bağırarak küfür etmeyeceğim diyordu. Neden? Rahatsızlık var. Sözlerinizi yaşamamızda bir yol edinmenin en sade yolunu bize ihsan eder misiniz? İzah eder misiniz? Çoğu zaman düşünceleri maneviyatıma fazla geliyor. Bir kayboluşum oluyor. Mevlana'nın bakış açısını en sade haliyle izah eder misiniz? Arkadaşlar, ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum demiş. Hazreti Mevlana'nın yolu bu. Abim annemle konuşmamı istemiyor, görüşmüyor da bana bir günah var mı? Evet. Annenizle babanızla konuşun, görüşün, hizmet edin. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü sözü dilden dile dolaşır durur. Temamız insan ise neden petrola, yeraltı kaynaklarına, silaha yatırım yapılır sürekli? İnsana yatırım yapılması gerekmez mi? Önce insan. Önce insan, önce insan. İnsan aynı kendi gibi insandan zarar görüyor, ufacık bir zararda kindar oluyor. Aynı insan başka bir insandan o kadar şiddetli eziyetler görüyor. Hiçbir şey yapmıyor ancak onu öteye git diyor. Ne katil olacak kadar kötü olan neden kendine daha şiddetli davranan karşısında ezilip bozulup? İnsan kemale ermeyince her şey var. Her şey olur. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak korusun cümlemizi. Hakkınızı helal edin. Böyle sorularına hızla geçtiklerim de haklarını helal etsinler. Sorularınızın hiçbirisine de cevap vermeden geçmek istemedim. O yüzden Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin, hepimizi korusun. Kardeşler, birazdan sema başlayacak. Semada gönlüm şunu arz eder. Herkes oturduğu yerden Allah desin. Kim zikrullah meclisinde bulunursa af olarak kalkmış, dağılsın diyor hadisi kutsi'de. Ayırmıyor Allah. Benim bildiğim, tanıdığım Allah ayırmıyor. O yüzden hep beraber bir seferdikçe olsa Allah diyelim, buradan af olmuş olarak kalkalım. Hakkınızı helal edin. Bizim bu noktada paramız pulumuz yok ama işte çam sakızı, çoban armağanı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak beyefendi, inşallah huzurlarınızda davet ediyorum. Bir küçük ikramımız olacak, hediyemiz olacak. Çam sakızı, çoban armağanı. Hazreti Mevlana Mesnevi'ye hayat kitabı olarak demiş. Bu demiş ruhlar aleminden, mana aleminden kopan gelen bir kitap olarak nitelendirmiş. Sayın Başkanımıza yeni seçildi. Malum ben yeni görüyorum. O yüzden görevinde başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki programlarda da bir ve beraber olmak arzusuyla teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Buyurun. Allah razı olsun inşallah. Yine Süleyman Paşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Bizim cübbelerimizin para kesesi yok. Kusura bakmayın. Başkanım başarılar dilerim. Allah nice beraberliklerde bir ve daim eylesin inşallah. Allah sizden de razı olsun. Bakın böyle hiçbir şey almıyoruz demeyelim. Kucağımızı doldurduk yine bak. Bak, değirmenin suyu geldi. İki renkte biz ilaveyiz. Elhamdülillah. Evet.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Semada buluşacağız inşallah. Geceniz hayır olsun. Teşekkür ederim.